çantanızı alayım dedim ama bırakmadınız. Buyurun. Vay, vay, vay. Manzaraya bak ya. Oh vallahi ormanın içinde mis gibi. Evet, evet. Bizim de yaşam tarzımız böyle. Orman seviyoruz. Ali Bey? Ada. Selin Hanım'a eşlik edeyim dedim de o da buraya geliyormuş. Bora'yı görmeye geldim, merak ettim. Bora ne oldu? Nerede? Şeyde mi? Bakayım ben. Sırıtıyorsun. Sırıtıyorsun. Sırıtmıyorum kanka. Çekil. Geç. Bekle beni. Sırıtma. Ya kuzen. Ne oldu, nazar mı değdi ya? Sorma kuzen. Düştüm. Ben de düştüm. Hayırdır oğlum, senin ne işin var burada? Ya kuzen çok fena düştüm ya. Senin ayağının bir şey yok herhalde öyle kaldırıp koyduğuna göre. Şirketteyim. Ne diyorsun sen, düştüm ne oluyor? Anlatacağım. Şirketteyim, bir tane kız girdi içeri. Ne bu yüzündeki böyle muz görmüş maymun sırıtışının sebebi? Kardeşim sırıtıyor muyum ben? Aa, sırıtıyor musun acaba? Ay sahiden mi? Aha. Hiç farkında değilim. Selin. Ay neyse dur. Bora Bey nasıl? Nemrut. Her zamanki gibi. Sağ ol kankim. Teşekkür ederim. Şarj edin. Sırıtma. Sırıtmıyorum kankim. Sırıtma kız. Sırıtmıyorum. Geçmiş olsun Bora Bey. Vallahi çok üzüldüm. Ya zaten adı sizin o kadar bahsetti ki ben sizi tanıyor gibiyim. Öyle mi? Öyle mi? Ne güzel, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kuzen sen de niye ısınmadan spor yapıyorsun ya? Isınmadan yapılır mı sonuçta? Selin Hanım siz spor yapıyor musunuz? Gerçi hiç ihtiyacınız yok gibi ama yine de sorayım dedim. Yani spor herkesin ihtiyacı. Kesinlikle. Kırılacakken bağlar mı gerildi ne? Kırılacakken bağlar mı gerilirmiş? Ha? Hayır inan. Tamam hani uzatma. Geçti gitti zaten, acımacı kalmadı. Ama gece gece koşu mu yapılır yani kuzen, haksız mıyım adaya? Gece gece kek yapılmaz ama koşu yapılır herhalde. Tamam artık, bu konuyu uzatmasak mı Ali? Evet. Şey yapalım. Ali hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim, yine çok şıksın. Sen? Belma Hanım, Selin. Selin benim çok yakın arkadaşım. Hadi gel. Biz Hanife'ye bakalım. Fare delikten geçemez, kuyruğuna kabak bağlar. Tuğçe, Tuğçe, salak Tuğçe. Uzun zamandır böyle kalabalık bir soframız olmamıştı. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada kambersiz düğün olmaz da bizim kamber nerede ya Tuğçe? Galiba sözlenmiş öyle mi? Duyunca şaşırdım vallahi. Ben de. Evet ya, aşk işte amcacığım, insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Kuzen, ha? Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam? Yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Ada, bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek Kerem'le Aslı'yı, Tahir'le Zühre'yi, Leyla'yla Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır olmayız. Bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. Gerçekte yoklar. İnkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden şurada yemek yerken. Bence şey yapmayalım. Aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. Selin Hanım, siz Rus salatası alır mısınız? İkram edeyim. Alayım. Hı, tabii. Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? Çok güzel gülüyorsunuz. Güldürüyorsunuz. Hadi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek yüzüyle söyleyecek olursam... Bir kadını ilk gördüğün anla, onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jet lag'tır.
kadının için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı. Aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe, gel. Felaket şeyler oluyor burada. Ne var, ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de buna hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit? Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. Ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri, istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein'i yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. 5 yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet, erkek çocukları genelde alırlar silahlarını, ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavarı öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle, kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz baya baya kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim Ada. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden. Çünkü sen ön yargılısın Ada. Tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet, sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. Her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki gurur perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere. Aşk gibi mesela. Saygı duyabilirsiniz belki. Zafer amcacığım, ben çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi Selin, çıkıyoruz hadi. Kızım saçmalama, gidiyor muyuz gerçekten? Evet, gidiyoruz gerçekten, kalk. Ada çok rica ediyorum, sen Bora'nın kusuruna bakma, lütfen kalk. Zafer amcacığım, asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim, çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konağa, sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun, farkında mısın sen? Yok, yok Zafer amca, hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarını, söylediklerini. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle Ada. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git. Git. Git hadi, güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet. Ne güzel. Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke. Aşk kendi seçer.